Öz Erzurumlular İnşaat Divan'dan dökülenleri sunar. Dinleyin beni dostlarım, Kardelen TV'ye bakın. Erzurum'un gururudur, Kardelen TV'ye bakın. Erzurum'un gururudur, Kardelen TV'ye bakın. Unutmayın dostlar bizi, Kardelen TV'ye bakın. Görün sazı, görün sözü, Kardelen TV'ye bakın. Görün sazı, görün sözü, Kardelen TV'ye bakın. Evet sevgili izleyicilerimiz, Divan'dan Dökülen programı hızıyla devam ediyor. Allah razı olsun, dinleyicilerimiz bizleri yalnız bırakmıyorlar. Mesajlar, SMS'ler, telefon, canlı bağlantı telefonlarımız hiç susmuyor. Allah razı olsun. Programımız gerçekten reytikli bir program. Aşıkları yalnız koymayın, arayın, destek olun, SMS'lerinizi gönderin. Bugün de değişik konuklarımız var, biraz sonra sizlere tanıtacağım. Rahim Sağlam, İhsan Yavuzer, Divan'dan Dökülen programı, türküleriniz sizlere gelecektir. Armağan edeceğiz türkülerimizi, göndereceğiz. Bugün programımızda konuklarım Narman Beylerköy Muhtarı Hilmi Atasoy'u. Hilmi Muhtarım hoş geldiniz. Hilmi Atasoy'u muhtarımız Narman'ın Beylerköy'ünden kaç dönemdir? Üçüncü dönemdir muhtarımız hizmet ediyor Beylerköy'üne. Tabi onunla konuşmalarımız devam edecek. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizler de iyisiniz. Şu mikrofonu Yavuz bir yardımcı ol. Açık mikrofon. Abi nasılsın? İyisin inşallah. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Şeref verdiniz bugün. Allah razı olsun. Konuklarımıza da bakıyorum. Hep yakışıklı ya maşallah böyle. Tabi Beylerköy'üne bu yakışır. Öyle değil mi? Beylerköy'üne evet. De bu yakışır zaten. Beylerköy ya ismi. Tabii. İsmi de güzel. Evet. Doğrudur. Gerçekten Narman'ın köylerinde Beylerköy de çok güzel bir isim ya. Oyanlardan Allah razı olsun. En sakin köylerinden tabi o ismi koyan insan da daha büyük uzatmış. Yani biz babalarımızdan dedelerimizden duyduğumuza göre başka yerden Beyler gibi değil yani. Öyle değil İnsanlara mi? İnsanlara gerçekten beylik, babalık, dedelik. Ev sahipliği yapmış bir insan. Evet. Tabii. Oradan beyliği alıyor. Evet. Onu da soracağız muhtarım. Muhtarımız mikrofonu iş adamımız Nihat Yıldırım Bey'e uzatalım. Nihat Yıldırım iş adamımız. Kendisi İstanbul'daydı öyle değil mi? Evet İstanbul'da. İstanbul'da ikamet ediyor. Kendisi Narman'ın Beylerköy'ünden değerli evet. İzleyicilerimiz. Kendisini şöyle kısa bir tanıyalım. Bize tanıtsın kendisini. Ben Nihat Yıldırım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Deri ve akaryakıt sektöründe çalışıyorum. Mikrofonu biraz da yakın tutayım. Deri ve akaryakıt sektöründe çalışıyorum. Evet. Kardelen'in bize bu imkanı sunduğu için bize bu imkanı sunduğu için de bütün yönetim ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sohbetlerimiz devam edecek sizinlere. İnşallah. Yine Beylerköy'ünden kendisi Mevlüt Aykut iş adamımız Ankara'da ikamet ediyor. Mevlüt Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Siz de ayağınızın tozuyla geldiniz. Şükür ne yapalım. Muhtarımız istediği zaman biz her yere gidiyoruz. İstediği anda koşuyorsunuz. Muhtarımız istediği zaman biz her yere gidiyoruz. Demek ki muhtarımız ne kadar seviliyor yani. Ben Hilmi Bey'i 20 senedir tanıyorum canım. Ya ama bizi kadar yorulmuyorlar yani, ya. Bizim köy satanın herkes gururlu.
Biz onlara da gurur duyuyoruz. Allah razı olsun, sağ, sağ olsun. Sağ olun. Yine konuşmalarımız devam edecek. Şimdi bir şey söylemek ister misiniz? Ben Kardelen TV'ye çok teşekkür ediyorum şahsınızda. Bu imkanı bize sundukları için. Allah razı olsun, sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Tabii zamanla bize herhalde bu mikrofonu verdiğiniz zaman bir şeyler söyleyeceksiniz. Bir şeyler söyleyeceksiniz. İnşallah. Tekrar benim yanımda oturan yakışıklı abimiz İbrahim Özmen. Bu da iş adamımız, Narman Beylerköy'ünden kendisi. Ama Dadaşkent'te ikamet ediyor sevgili izleyicilerimiz. İbrahim Özmen Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Efendim size bir tanıyalım. Efendim ben İbrahim Özmen, Narman Beylerköy'ünden Erzurum'da oturuyorum. Evet. Senedir. Şöyle Narman'ın Beylerköy'ünün bir adıyla, şanıyla bir yaylası var. Mırık Yayla. Ne o, yaylanın ismi? Mırık Yayla, Mırık Yayla derler. Evet. Çok şey merak adına, ediyoruz yani. Mırık Yayla çok merak ediyoruz. Allah çok neşeli, her şeyle, çiçeğiyle, otiyle, dağıyla. Buraya bizim de muhtarımız çok cesur. Çok da seviyoruz. Çok da çalışkan, bu işi bu başlattı. Onun için de ona da en evvel ona teşekkür ediyorum. Ondan sonra da Kardelen TV'ye çok seyrediyoruz. Her programını Divandan beğeniyoruz. Döken programı izliyor musun? Aa, her gün hiç kaçırmıyorum Allah'ın Allah izniyle. Bunları devam ediyoruz. Ondan sonra da işte geldik böyle bir güzel bir şenliği. Sorularımız olacak size evet, şimdi. Evet, böyle duyuralım, sesimizi duyuralım diye. Biz de muhtara böyle yardımcı olmak tamam. için yanında bulunuyoruz. Kim arıyor? Çok teşekkür ederim biz İbrahim teşekkür Bey. Ettik. Yine konuşmalarınızı alacağız. Samsun'dan Cüneyt Türç kardeşimiz arıyor. Alo. Alo. İyi akşamlar Cüneyt Bey. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Evet. Şöyle alo. Televizyonun sesini biraz kısalım Cüneyt Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, Samsun'dan arıyorsunuz. Evet, kıstım. Tamam, Samsun'dan bulduk, arıyorsunuz. İyiyim Allah'a şükür, Rahim abi sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Samsunlu musunuz, Erzurumlu musunuz? Ben Erzurum, Şenka Susuz Köyü'nde yaşıyorum. Ha, Susuz Köylüsünüz değil mi? Balkaya tarafı, Göllet falan. Evet, evet. Şenka Susuz Köyü'ndeyim. Belki o sizin şahsınızla o köylerimizde de selamlar Şenka'ya diyoruz. Aleyküm selam. Siz de selam söyleyin. Divandan Dökülen programını izliyor musunuz? Evet, şu anda televizyonun sesini kısın, sizi izliyorum. Peki efendim, çok sağ olasınız. Teşekkür ederim. Evet. Cüneyt Bey, tabii isteklerinizi alalım. Şöyle kısa kısa geçersek türkülerimiz bol bol gelir. Evet, ben İhsan Yavuz Erden şey istiyorum. Hangisini? 68 yılın kış aylarında. Tamam. Tamam, 68 yılı kış aylarında Yavuz Erden ama sana... Ama özel ediyorum söylemesi için. Tamam, başımın üstüne Cüneyt tamam, Bey. Göndereceğiz Cüneyt Bey sana. Peki, tamam. Hayırlı akşamlar Cüneyt Bey diyoruz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun efendim, hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi Yavuz Er, bir türkü alacağız senden. Ondan sonra konuklarımız, sevgili seyircilerimiz, biz bu ayın 30'unda... Yani cumartesine geliyordu öyle değil mi? Pazara, ha, pazara geliyordu. Haziran'ın 30'u. Şunu bir anons edeyim de Yavuz Er. Haziran'ın 30'u Narman'ın Beylerköy'ünün yayla şenliğinde biraz önce İbrahim Özmen dedi neydi yaylanın ismi? Merik Yaylası'nda olacağız. Kardelen TV'mizle Rahim Sağlam İhsan Yavuz Er, Beyzade Aslan Aşıklar burada olacak. Bir de Lokman Akalın kardeşimiz orada olacak. Onlara da buradan saygılar, sevgiler diliyorum. Ve bu programda emeği geçen işte başta muhtarımız, değerli iş adamlarımız buradalar. Biraz sonra da onlardan güzel güzel konuşmalarını alacağız. Yayla hakkında, köy hakkında sorularımız, sohbetimiz devam edecek diyoruz. Yavuz Er buyur. Yapsam ne yeseyim huzurum yoktur. Cefalı yaşarım oy oy yıllar boyunca.
çok uğraştım doğru tamam belimi. Kalkarım düşerim oy oy yıllar boyunca anayım yıllar boyunca. Kalkarım düşerim yıllar boyunca. Kurtulamam ayrılığın derdinden, sebepsiz kul ayrılır mı yurdundan? Bir arzudur dolandırır ardından, peşinden koşarım oy oy yıllar boyunca, yıllar boyunca. Peşinden koşarım ona yıllar boyunca. Aşkın biter mi hayali düşün, boşuna akar mı oy oy gözünde yaşın? Bana da işledin aşkın ateşi, yanarım pişerim oy oy yıllar boyunca, yıllar boyunca. Yanarım pişerim ona yıllar boyunca. İhsan Yavuz Erdir böyle yanardım, böyle yanardım. Kimse bilmez yüreğimden kanardım. Her insanı kendim gibi sanardım. Aklıma şaşarım oy oy yıllar boyunca, yıllar boyunca. Aklıma şaşarım ona yıllar boyunca. Çok sağ ol Yavuz Er. Sağ ol. Güzel bir eser okudun, Allah razı olsun. Yine Sivas Fasıl Heyeti ve Aşıklar ve Halk Oyunları Dernek Başkanı Ahmet Ayık Başkanımız da bizi dinliyor. Buradan Sivas'a ve şair Enver abimize de selamlar diliyorum. Sivas aşıklarına ve Sivas'ın Çarlı köyünden Hüseyin Gökçe, İdris Durmuş ve yine Çavuşlu köyünden Emin Yıldız kardeşimize, Yıldızeli Karakoş köyünden Kara Murat oğlu İzzet'e gitsin. Ankara Eti Mesut'tan Kars Arpaçay İncedere köyü değerli kardeşlerim benim. Onlar kadim dostlarım, kardeşlerim. Mustafa Daşçı, Kemalettin, Fahreddin, Burhan Daşçı, Okan Fırat Daşçı. Ankara Eti Mesut'tan Erzurum Oltu Olçev Derneği'nden Cengiz Bektaş, kardeşi Gürbüz Bektaş, oğlu Mustafa. Susuz Şenkaya Susuzlu, Kemal Korku, Yusuf Korku, Cengiz'in oğlu Tolga'ya. Ankara Olçev'den Kırıkkaleli Ocaksımız Aslan Dönmez'e, Mürsel Bozkurt, Murat Erol'a gitsin. Ankara'dan asker Dinç Erkan Alabaş, Setin Akar, Şenkaya Susuzlu, Nezati Aysel, Uysal. Gebze'den Oltulu Dernek Başkanı
Muhsin Atasever. Kardeşleri İsmet, Merdan, Atasever, Baba türküsü istiyorlar. Erzurum'da yatalık hasta olan Zümral, Kızırkan, kızı Songül, Kızırkan ve yine küçük kızımız Gizem kızımız. Erzurum'dan Netgör'den müdürümüz Bahattin Şimşek'e gitsin. Yine bir de şu anda bizi izliyorlar İstanbul, Erzincan, Utlukbeli, Umurlu köyü dernek başkanı Eyüp Süt Yemez. Başkanıma yeni dernek kurdular. Onlara da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Yönetimden Osman Can'a da ve üyelerine de selamlarımız geçsin. Yine İzmir Kemal Paşa'dan Aşık Nevzat'ın oğlu Hüseyin Alkan, annesi Naziye, kız kardeşi Cemile'ye, Ankara bizim Karslı firmada çalışan Turgut Oymak'a gitsin. Çayırlı Umurlu köyünden Necmi Can, abisi Şaban Can, Vahdet Can, Fatih Can, Uğur Can, Hanifi Yıldız, bütün Umurlu köyüne selamlar. Van Erciş Belediye Başkanımız Zülfikar Araboğlu, müdürümüz Nureddin Çiçek, emekli müdür Fevzi Zorlu'ya, bütün Erciş halkına ben bir türkü gönderim. Yola bakın, belki gelen babamdır. Bu hafta buna çok istek var. Bakalım ne diyoruz. Uzak yerden görünüyor kara yartıyı, yola bakın belki gelen babayımdır. Aylar yıllar geçti hasretin zatıyı, yola bakın belki gelen babayımdır. Ola babamdır, babamdır, babayımdır. Yıla bakın belki gelen babamdır, babayımdır. Babamdır, babayımdır. Giderken babamın peşine vardım, gitme baba gitme diye yalvardım. Ben bir goncaydım soldum sarayardım, güle bakın belki gelen babayımdır. Hele babam, babamdır, babayımdır. Güle bakın belki gelen babamdır, babayımdır. Babamdır, babayımdır. Aşık ruhaniyim kim bana benzer, bu dünyadan ümit keser el yüzer. Şaşkın ördek gölde tersine yüzer, göle bakın belki gelen babayımdır. Hala babamdır, babamdır, babayımdır. Göle bakın belki gelen babamdır, babayımdır. Babamdır, babayımdır.
yaşar. Şaşkın ölme gölde tersine yüzlenir. Göle bakın belki gelen babamdır. Hala babamdır, babamdır, babamdır. Oğul babamdır, babamdır. Babamdır, babamdır. Yürek. Neden tersine yüzer? Göle bakın. Belki gelen babamdır. Allah ruhani babadan da Allah razı olsun. Değerli bir ustadır Aşık Ruhani. Eski aşıklarımızı, bizden önce yaşamış aşıklarımızı anlatmasak bizden sonra gelenler de bizi anlatmazlar. Biz büyüklerimizi, ustalarımızı öyle gördük. Sümmanilerden, şenliklerden örnek almış Reyhani, Mevlid-i İhsani, Nusret torunu, Çobanoğlu. Biz kalktık böyle gördük ama şimdi adam aşık olmadan işin kurnazlığını ele almış, cambazlığını öğrenmiş. Lütfen öğrenin, okuyun. Her şey okumakla olur. Usta yanına varmakla olur. Eğer usta yanına varmamışsan da o ustayı takip et, çaldığını söylediklerine bak diyoruz. Efendim. Tortumlu Ruhani Baba'dan okudu. Tortumlu Ruhani Baba'dan okudu. Göle bakın belki gelen babamdır diyor. Değerli dostlar, değerlerimiz vardır. İnsan olarak değerlerimiz. Hani bizim kültürümüz ölmesin diye adam Ankara Gölbaşı'nda oranın Milli Eğitim Müdürü Ümit Karabulut Beyefendi bizi izliyorsa buna çok çok teşekkür ediyoruz. Kışın bahara doğru güzel bir gece yaptı. Öğrencilerine aşıklığın geleneğini sadece Erzurumlu, Karslı, Gümüşhaneli, Ağrılı, Vanlı değil, Türkiye'nin, vatanımızın her bucağından gelip orada okuyanlar vardı. O öğrencilere bizi aktardı, anlattı. Güzel bir gece yaptık. Ümit Karabulut Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Yine Erzurum Valiliğinde olan bizim İlyas Müdürümüz, İlyas Demir Müdürümüze yine teşekkür ediyoruz değerli dostlar. Aşkale Gölveren'den Melek Sarı, Meryem Şimşek. Bunlar çarşıda bize rastladılar. Abi diyor, her akşam, her çarşamba akşam böyle sizi izlemek için, divandan dökülen programını izlemek için ipi çekiyoruz dediler. Onlara da bu türküyü armağan ediyorum. Yıldız Kent'ten Turgut Kahraman, Ayhan Taşçı, Orhan Dişbudak, Cemalettin Özdemir, Yılmaz Özcan, Fatih Çiftçi, Bülent Aydın, Halil Yeşilyurt. Yine efendim bu yakında sünnet düğünü oldu. Hasan Çiftçi Beyefendi, kendisi Bardızlı'dır. Sağlıkta çalışan Hasan Bey'in göz aydınlığı veriyoruz. Oldu, çocuğu sünnet oldu. Allah kabul etsin, o da peygamberin bir sünneti. Halil Çiftçi'ye, Hasan Çiftçi, Aslı Çiftçi, Ayşe Şimşek, Hasan Bulut, Nuran Bulut, Cevdiye Çiftçi, Cemalettin Çiftçi, Kadriye Çiftçi, Zühre Çalışkan, Murat Çalışkan, Gülay Bulut, Elif Bulut, Rabia Bulut. Bunlara o türküyü armağan edeceğim efendim. İspir Yunus Köyü'nde beni gibi yaralı olan Hacı Toksuz abimiz, Toksuz abimiz gittik efendim, ona misafir olduk. O Hacı Toksuz'e, Aydın Nazilli'de kız kardeşi oğullarına, gelinlerine o türküyü armağan ediyor. Beni bırakıp da gittin Nazlı'ya, evet, türküsü. Evet, Yavuz Er, türküyü armağan etmeden yine bir konuklarımızdan döneceğiz. Ondan sonra türküye gelecek sana. Tabii. Yine muhtarımıza bazı sorularımız olacak değerli Hilmi Atasoy'una. İlk bir soru soralım muhtarımız. Haber aldık, öğrendik ki 3 dönem muhtarlık yapıyorsunuz. Maşallah. Öyle değil mi? Doğrudur, evet. Ha, 3 dönemdir. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Zorluklarınız nelerdir? Köyün için neler yapıyorsunuz? Neler yaptınız? İşte aşamadığınız engeller nedir köy için? Öncelikle Kardelen Yönetim Kurulu, Kardelen TV Yönetim Kurulu ve sizlere, İhsan abiye, Rahim abiye. Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederim bizleri burada konuk ettiğiniz için. Tabii hizmet getirmek çok kolay değil. Öyle değil ama mi? Kolay şöyle değil. Bir misal var. Yatan aslandan gezen tilki yakşadı. Değil mi? Yakşadı. Eğer biz de yatsaydık bir şeyler yapamazdı. Ama öyle değil mi? Belki karınca kararınca çok fazla bir şey yapamazdı. Yolunuz asfalt öyle değil mi köyün yolu? Şimdi ben birinci dönem muhtar olduğum zaman Türkiye genelinde Tema Vakfı araştırmalarına göre evet. İlk onun içinde olan bir dağımız vardı. Erozyon. Yani bizim dağdan giden toprak erozyon Batum'u besliyordu.
Allah Allah. Ve Narman arazisinde tehdit ediyordu sulamadan. Sulamadan. Evet. Ben 2001 yılında ağaçlandırma il müdürlüğüne, o zaman bölge müdürü vardı, müracaat ettim. Evet. İlç adapta 300 bin 500 hektarlık yer verdim. 300 bin fidan diktirdim. Allah'a şükürler olsun. Bugün tabi geldiğinizde göreceksiniz. 2,5 en az 2,5 ve 4 metre arasında fidanlarımız büyümüştür. Büyümüştür evet. Kaç fidan diktiniz dedim? 300 bin. 300 bin maşallah. 200 bin de bu sene yüzün diktirdim. 500. 500 bin evet. Bir 150 bin daha diktireceğim yer var. Tabi bunlar istenildiği zaman birden olmuyor. Peyderpey. Maşallah. Akabinde yolum asfalt yerine kadar da yakın olsa karayollarına iki sefer üst üste yani. Biz köy yolunu karayollarına asfalt yaptırmak her baba izni içeri değil. Değil. Tabii mi? Bizim yüz düzlüğümüz, çalışmalarımız veya da boş durmaların da değil mi? Ustu sayesinde. Evet. Akabinde ishal attım 6 kilometreydi. 50 ve 63'lük boruyla içme suyu geliyordu. Ben bu ishal hattını değiştirdim. 100 ve 110'luk kaynaklı boruyla getirdim. Boruyla getirdiniz. Evet. Onun akabinde... Yani bu gideceğimiz yayladan mı getirttiniz? Şimdi? Hayır. Ormanlık yaptırdığım yerin içerisinde. Oralarda göreceksiniz. Evet. Allah izin fırsat verirse. Çekimlerimiz orada devam edecek inşallah. Demin bahsettiğim erozyondan gelen bir deremiz var. Müthiş sel gelirdi. Orada devlet su işleri kanalıyla. Buradan köyüm ve şahsım adına Vahit Bincör'e çok teşekkür ediyorum. Benim evet. Bu işin en büyük mimari, destekçisi, yardımcı olan Vahit Bey'di. Onun evet. Sayesinde 3 kilometre taşın koruma yaptırdım. Onun akabinde köyümün kanalizasyon ve içme su şebekesini yeniledim. Bunlar da geçen yıl yaptırdım. Geçen yıl yaptırdım. Evet. Bunlardan önce de benim camim 1936-37'de hizmete girmişti. Çok eski, tarih, çok eski bir tarih. Tabii caminin içerisinde onarım ihtiyacı vardı. Komşularla müzakere ettik, karar aldık. Arşap yaptırdım. 240 milyar para topladım. Önce köylülerimden, daha sonra da dışarıdaki hemşehrilerimden ve hayırseverlerden, hepsinden Allah razı olsun. Bunların hepsine teşekkür ediyorum. En yaptığım işler çok da. En son yapacağım işte bu sene Allah nasip ederse yetkililer söz verdiler. Başta Sayın Kaymakamımız Abdullah Atakan Atasoy. Buradan Kaymakam Bey'e de selamlar. Tabii. Sayın Belediye Başkanımıza. Evet. İl Genel Meclis üyesi arkadaşlarımıza, bütün siyasilere ve özellere, elemanların hepsine, hizmetlisinden memuruna kadar hepsine teşekkür ediyorum. Onlar destek olursa bu sene de bu taşı bitirmiş olacağım Allah izin fırsat verirse. İnşallah. Bu vesileyle Büyükşehir yasası geçtiği oy kullandığımız zaman da ne ilçe belediyesine yük olacağız ne de Büyükşehir'den bir şey isteyeceğiz. Eğer bu taşı tamamlarsak. Tamamlarsak. Evet. Buradan i̇nşallah. Sonra devam edeceğiz inşallah. Evet, inşallah. Evet tekrar iş adamımıza geçelim. Maşallah değerli bitirdi ya. Nihat Yıldırım Bey. Ya. Nihat Bey neler yapıyorsunuz İstanbul'da? Bu yatırımlarınız İstanbul'da mı devam ediyor? Erzurum'da mı devam ediyor? Erzurum'da şu anda Erzurum'a biraz yatırım yapıyoruz. Irıza yolu üzerinde mi yatırıyorsunuz? Evet, akaryakıt. Akaryakıt olarak. Akaryakıt değil mi? Evet, evet. İstanbul'da uzun yıllardan beri 15-16 yıldan beri deri konfeksiyonu. Bakırköy'de ikamet ediyorum, Zeytinburnu'nda iş yerim. Zeytinburnu'nda iş yerim. Zeytinburnu'nda iş yerim. Deri konfeksiyonu yapıyorduk. Evet, konfeksiyon üzerinde değil evet, mi? Evet, konfeksiyon. Bayan dış giyim olarak şey yapıyoruz. Kaç çalışanınız var? 70 civarında maşallah. Çalışanımız var. Şu anda kardeşim orada. Ben de işte burada kısa bir zaman önce akaryakıt istasyonunu aldık. Buraya yeni aldınız. Evet. Allah yeni aldık. 2-3 ay İnsanlara ayırmış. En büyük hizmet aş ekmek vermek yani. Ya mutlaka. Çok... Mutlaka. Çalışanları 4 ile 5 ile çarptığınız zaman ortaya çıkan rakamlar belli zaten. Belli. Biz de o şeyde amaçlı çalışıyoruz. Çok güzel. Yine devam edeceğiz. Mevlüt Aykut tamam. Abimize geçsin. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, değerli konuklarımızı ben ilk önce bir tanıtım yapıyorum ki yani konumuz yayla şenliği. 30 Haziran'da Narman Beyler Köyü'nün yayla şenliği olacak. Orada olacağız ama yavaş yavaş dolana geleceğiz. Yayla pikniğine doğru geleceğiz. Şimdi Mevlüt abiyi de biz yıllardır tanıyoruz. Mevlüt Aykut iş adamımız. Abi sizler ne yapıyorsunuz Ankara'da mesela?
Rahim yatırımlar Bey, neler? Erzurum'a yatırım yapıyor musunuz? Vallahi, bunları bize sorurlar ha. Vallahi şimdi biz Erzurum'da yatırım yapıyor muyuz? Şu anda yapıyoruz dersek yalan söyleriz. Çünkü bizim öyle bir Erzurum'da bir yatırımımız yok. Biz Ankara'dayız. Ankara'da. Siz de gelip görüyorsunuz. Hangi semtteyiz? Etimesgut'ta. Biz Etimesgut'tayız. Biz inşaat işlerle uğraşıyoruz. Yapsat işlerle uğraşıyorum. Evet. Evet. Kaç senedir bir yapsat sahibi olamadık. Gittik daha oraya Rahim'cim. Aklan geliyor mu? Hatırlıyor musun? Abi tekrar devam edeceğiz. Erzurum Olur'dan Yücel Bey hattımızda. Alo. Efendim. Yücel Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Abi hoş geldiniz kardeşim benim. Sağ olun, teşekkürler. Nasıl buluyorsunuz programımızı? Çok güzel. Allah razı olsun Yücel Bey, Allah razı olsun. Olur'un hangi köyünden arıyorsunuz? Yukarı Çayırlı. Yukarı Çayırlı yani... Penesgirt değil, değil mi? Kızıl... Hayır, yukarı Kızılköy, eski ismi. Yukarı Kızılköy. Tamam, oradan da çok tanıdıklarımız var ama evet. Şu anda isimler hatırıma gelmiyor ama Mevlüt Aykut çoğusunu tanır Etimesgut'tan. Çünkü ben Etimesgut'tan, evet. Tabii yani bir 3 yıl, Allah razı olsun. Evet. Ben buradan yani Etimesgut demişken, onların burada bütün ekranı başında... Ama Mevlüt Bey de bir şey anlatıyorsun Kızılköylerden. Yani, Etimesgut, Esav'ın. Evet. Az daha canlı olsun Mevlüt abi. Erzurum İktisat Araştırma Vakfı'nın 3 sene şube başkanlığını yaptım. Yaptım. Alo. Alo, dinliyoruz Yücel Bey seni. Abi ben İhsan Yavuzer'den. Evet. Dilerim sevdiğim Gülem Yersin türküsünü istiyorum. Tamam, sırası geldikse Yavuzer bunu sana gönderecek. Tamam. Beni bütün sevenlerime de armağan ediyorum. Peki efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum Güzel Bey. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim efendim. Sağ buyurun Mehmet Bey. Rahim Bey, Etimesgut'ta Uğurlu Şengayalı çok var. Evet. Ben burada Esav'ın şube başkanlığında yaptım ya 3 yıl. Evet. Ben Şengayalı'nın, Uğurlu'nun bütün köylerini aynı Narman'ın olduğu gibi hepsini bilirim. Şimdi yeni ismini, oradasın ya, ismini tabii. Orada olduğum için bir de derneklerle... Hepsinin kendi dernekleri var. Dernek başkanımıza da bu arada abi sizin şahsınızda Metin Karadeniz miydi başkanımız? Ulurların dernek başkanı. Ulurlar'a selam gönderelim. Metin Karadeniz'e. Alpay Bey vardı öyle değil mi Alpay Bey? O da reklam. Reklam öyle değil mi Alpay Bey? Ben burada şimdi isim saymak istemiyorum da ben bütün ekranı başındakinden herkese çok selam gönderiyorum. Peki efendim. Saygı selamlarını teşekkür ederim. Sunuyorum. O zaman İbrahim Özmen iş adamımıza geçelim. Peki Allah'a emanet bakalım, olun. Sağ olun. İbrahim Bey Dadaşkent'te neler yapıyor, neler söyleyecek? Ama birkaç yıldır göremiyoruz seni İbrahim Bey. Abi göremiyorsunuz doğru. Neden? Birkaç yıldır göremiyoruz. 2 yıldır Erzincan'dayım. Erzincan'da. Ondan evvel Dadaşkent'te değil de Yıldızkent'te, şehir içinde biraz kaldırımlar yaptık. O işleri yaptık biraz. Evet. İşte devletten ne tutuyorsak, ne alıyorsak biz onu yapıyoruz. Onu yapıyorsunuz. Evet. Şimdi orada bir işimiz var işte onu yapıyoruz. 2 senedir orada olduğumuzdan sizden biraz uzak kaldım. Biraz uzak kaldım. Bakıyorum, ama televizyonda devamlı. İzliyorsun değil mi? İzliyorum. Evet. Bizim gelmeden önce de öyle dedin. Geçmişimiz yani böyle başka müziklerinden şey olmayanca aşıkları sevmişik. Aşıkları dinliyoruz. Takip ediyoruz. Arıyoruz. Bakıyoruz. Onlarla buradan kulaklarını çınlatalım. Bizim genel yayın yönetmenimiz Sinan Özçaylak müdürümüz dedi ki ya Kars'a gittim, Ağrı'ya gittim. Hep aşıkları soruyorlar bana, sizi soruyorlar ki. İşte divandan dökülen programını çok izliyoruz. Allah razı olsun, halkımız demek ki izliyor bizi. Şimdi tabii ki şöyle Türkçenin esas adamı, yani değerlerine gönül verenler desem bana sorsan ki kimler? Evet. Hangi kesimler? Vallahi aşıkları dinleyenler bu memleketi en çok sevenler. En çok çünkü bakıyorum ki aşıkları çünkü dinleyenler. Çünkü vatanını, bayrağını seven. Bayrağını da seviyor. Vatanı da seviyor. Evet. Bakıyorum ki sokakta, mokakta kimseye yanlış yapmıyorlar. Öyle değil ve mi? Bu kesim. Bu kesim. Bu kesim kesinlikle ama başka kesim, tahsil. Çünkü aşıkların sözünü dinleyenler ehli olurlar. Tabii kamil bir de olurlar. Tahsil yapmışlar. Ama çok tahsil yapanları biz gördük ki sokaklarda onun bunun zamlarını kırıyor. Onun için aşıklara teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Bu yandan. Onun için sizi dinleyenler bizler memleketimizde seviyoruz. İnsanlar. Siz de çok seviyoruz. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Saygıdeğer İbrahim Özmen hocamız. Evet İhsan Yavuzer hemen bir türkü alalım size. Sağ olsun İbrahim abim. Güzel yani birbirinden muhtarımız, değerli abimiz, kardeşimiz Mevlüt abi. Çok güzel konulara değindiler. Çok sağ olsunlar. Böyle sohbetlerimiz, sevgili seyircilerimiz tabii türküler gelecek de. Hele de aşıklara değindiler. Dertlerimizi, halkımızın derdini. Aşıkları methettiler mi daha da hoşumuza. Halkımızın isteklerini de böyle arada dile getirmemiz çok güzel Allah oluyor. Allah razı olsun. Sağ olasın.
Şunu sormadım ben. Mevlüt Bey, Yavuz Er başlamadan hele şunu al da. Haber aldığıma göre bir torunun olmuş ya. Sorma. Yani bunun ziyafetini ne zaman yapacağız? Ne zaman İnşallah yemeğini yiyeceğiz? Ankara'ya geldiği zaman ne yapacağız? Nedir torunumuzun adı? İsmi Elisa. 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 Elisa, ben buradan ona bol bol selam gönder. Kız torunumuz oldu. Kız şimdiye torunu, kadar bizim yani o kardeşimin de benim hiç kızımız olmadı. Vallahi şimdi bir kız torunumuz oldu. İsmi yine Elisa Aykut. Elisa, buradan ona bol bol selam gönderiyorum. Bu arada yenge hanıma yani bir selam olmayacak mı? Valla ben bugün, yani siz gönderiyorsunuz gönderdim. Ben bugün karar aldım. Evet. Ekrane başında şimdi tümüne hepsine selam gönderdim. İsim saydığım zaman ben... O zaman yengeme de selamlar gitsin. Siz gönderiyorsunuz, evet, o selam olsun. Yengeme de gitsin ablamız. Yani buradan gelin yani kızıma, işte sana ben 3 kişi sayacağım. Evet. Torunuma, Elisa'ya. Elisa'ya. Gelin kızım Gülşen Aykut'a. Evet. Oğlum Yakup Aykut'a hepsine selam gönderiyorum. Baş göz üstüne. Bir daha kızımım herhalde, babası da orada. Dursun Aydın'a, Gümüşhane'nin kızım. Dursun Aydın. Hepsine Gümüşhane, selam Gümüşhane gönderiyorum. Gümüşhane'ye de bir selam efendim diyoruz. Ben dedi. Peki efendim, çok teşekkür. Buyurun Yavuz Er. Biraz önce Ulur'dan arayan ismi neydi? Güzel Bey. Güzel Bey. Güzel Bey. Dilerim sevdiğim gülemiyesin. Onu istedi. Zaten onu da Bursa'dan yine Birgül Kartar efendim, eşi Atay Kartar, onları armağan ediyorum. O türküyü. Ama önce 68 yılı kış aylarında. Hele bunu bir söyleyelim. Ondan sonra ona geçelim. Sekiz yılı kış aylarında turna sedasını duyduğum yeter. Çok kavruldum feryadında zarında, yıllarca bağrımı dövdüğüm yeter. Yeter, yeter Mevlidim yeter uyuyor. Hasretin sineme düşürdü sancı. Ben miyim muhanne, sen mi yalancı? Sevdan fakir etti, oldum dilenci. Kapına boynumu eğdiğim yeter. Yeter, yeter Muhannet yeter. Yine çiçeklendi bu selvi boyun, hurum melek mi, kılmam mı soyun? Ben bir çoban oldum, sen oldun koyun. 30 yıl her yanda yaydığım yeter. Yeter, yeter Muhannet yeter. Mevlid ihsanıyım, kusura kalma ey. Ben bir garip yolcu, sen bir ağalma ey. Uzattım elimi, seslendin alma ey. Almadan yemeden doyduğum yeter. Yeter, yeter
vefasız yeterim. Mevlid-i Sani'de rahmetle anıyoruz. Programlarımızdan sevgili seyircilerimize aktarma istiyorum. İşte bugünkü konuklarımız. Şimdi sayacağım programın konukları. Beyler Köyü'nden gelen konuklarımız. 6. ayın 30'u 2013 Pazar günü Erzurum Narman Beyler Köyü'nün düzenlenmiş olduğu yayla şöleni, yani piknik şöleninde olacağız. Yayla Festivali'nde olacağız. Beyler Köyü yaylasında Kardelen TV'mizle olacağız. Piknik şölenine katılan aşıklar Rahim Sağlam, İhsan Yavuzer, Beyzade Aslan. İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara'daki hemşerileri Narman Beyler Köyü'nün yaylasına bekliyoruz. Burada emeği geçen başta muhtarımız Hilmi Atasoy'una ve emeği geçenlere buradan teşekkür ediyorum. İşte Nihat Bey, İbrahim Bey, Mevlüt Bey, emeği geçenler, Allah razı olsun. Katkıları da var onların bu şölende. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Yine Baybur Dili Yanık Çam Köyü'nde piknik şölende olacağız. Yani Ağustos 7. ayın 10'u Ramazan Bayramı'nın 3. günü olacağız. Başkan Tekin Koçoğlu'na, bütün emeği geçen herkese, Yanık Çam Köyü'ne, Eskişehir'deki Yüksel kardeşimize buradan selamlar gönderiyorum. Eskişehir'den Erzurumlar Dernek Başkanı Muhammed Atik Bey'e de buradan başkanıma selamlar diliyorum. Yine Erzurum İspir Avcı Köyü Dernekler Birliği'nin hazırladığı piknik şöleni Avcı Köyü'nde yapılacaktır sevgili izleyicilerimiz. İspir. İspir Avcı Köyü. Erzurum İspir Avcı Köyü. 7. ay, yani Ağustos'un 10'u Cumartesi günü olacaktır. Başkan Mehmet Ege, Başkan Yardımcısı Hanifi Övücü'ye buradan saygılar, selamlar gönderiyorum. Avcı Köyü'ne, herkese, Avcı Köyü'ne bütün insanlarımızı, hemşerilerimizi bekliyoruz. Evet, şunu da bir şey edelim, ondan sonra bir ara vereceğiz. Erzurum Uzundere ilçesi Balıklı Köyü Göl Festivali ve Kara Kuzak Güleşleri yapılacaktır. Tarih Ramazan Bayramı'nın 3'ü ve 4. günleri devam edecek. Kardelen TV'miz de orada olacağız. Rahim Sağlam, İhsan Yavuzer, köy muhtarı Ekrem Bey'e ve köy halkına buradan selamlar diliyorum. Bir türkü göndereceğim. Bunu da Kırşehir'deki Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Murat Duran ve Başkan Yardımcısı İsa Bey istedi. Yaylalar türküsü her zaman isteniyor. Ben ne yapayım? Artık istek üzerine söyleyeceğiz efendim. Tabii ki istek olduğu için mecbur söylüyoruz yani. Efendim. Hele yükseğinde dumayan alçağında gar bir başka yayladır bizim yaylalar, o kol yaylalar. Cennet misalıdır gelince bahar, bir başka yaylardır bizim yaylalar, oğul yaylalar, yaylalar. Cennet misalıdır gelince bahar, bir başka yaylardır bizim yaylalar, 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 yaylalar. Bir başka yayladır beyler köyünün yaylası, yaylalar, 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 yaylalar.
Hele dal dala yaşlanmış dumanlı dağlar, dumanlı dağlar, soyuk gözeller sular çamlar. Kış gelir her yanı kar boran bağlar, bir başka yayladır bizim yaylalar, oğul oğul yaylalar. Kış gelir her yanı kar boran bağlar, bir başka yayladır bizim yaylalar, yaylalar, yaylalar. Kar boran bürümüş başı yaylalar, İnsanların gurbet ele çekilmiş yaylalar, yaylalar, yaylalar. Oğul bir yaralı kuş var durmadan öter, durmadan öter, o kuşun feryadı ne zaman biter. Bir garip mezar var yıllardır yatar, bir başka yayladır bizim yaylalar, oğul oğul yaylalar. Bir garip mezar var yıllardır yatar, bir başka yayladır bizim yaylalar, yaylalar, yaylalar. Kar boran bürümüş başı yaylalar, İnsanların gurbet ele çekilmiş yaylalar, yaylalar. Hele rahim sağlam bir zamanlar yürüdüm, yürüdüm, siyah saçlar mağlar yürüdüm. Gidemedim hasret ile garibim, bir başka yaylalar bizim yaylalar, oğul oğul yaylalar. Gidemedim hasret ile garibim, bir başka yayladır bizim yaylalar, 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 yaylalar. Kar boran bürümüş başı yaylalar, İnsanların gurbet ile çekilmiş yaylalar, yaylalar, yaylalar. Sağ ol, var ol. Diyoruz. Öz Erzurumlular İnşaat'ın sunduğu Divan'dan Dökülenler devam edecek. Dinleyin beni dostlarım, Kardelen TV'ye bakın. Erzurum'un gururudur, Kardelen TV'ye bakın. Erzurum'un gururudur, Kardelen TV'ye bakın. Unutmayın dostlar bizi, Kardelen TV'ye bakın. Görün sazı, görün sözü, Kardelen TV'ye bakın. Görün sazı, görün sözü, Kardelen TV'ye bakın.